Merhabalar, çok sevgili ve değerli Keşan halkı, dostlarımız, değerli basın. Şimdi bugün gündemi değerlendirmek için buradayız. Bir iki gün önce ilçe başkanımız ve belediye başkanımızın bir takım açıklamaları oldu. Onlarla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ama sonunda da yani bu altında olmayan farklı anlatılan şeylerden sonra daha gerçek bir şeyi Keşan Belediyesi ilgili Sayın Belediye Başkanı'na soracağım ama en son soracağım. Biraz önce Yeni Cami'den ve Asiye Mezarlık'tan geldik. Onun için kendimi toparlamam lazım. Çünkü başka bir ruh halinden şimdi tekrar başka bir ruh haline geçmemiz gerekiyor. Çok sevgili dostum, meslektaşım Sabahattin Uzakbaş, beyin cerrahı arkadaşımızı kaybettik. Benim için biraz daha zordu. Çünkü Keşan'a geldiği günden beri beraber yaşanmışlığımız benim onun hayatına ama onun bizim hayatımıza daha çok dokunduğu bir dostumdu. Tabii şöyle bir durum da var. Sordular. İmam Efendi sordu, hakkınızı helal ediyor musunuz diye. Ama Sabahattin'e de sormak lazım. O bize hakkını helal ediyor mu diye. Işıklar içinde uyusun, Allah rahmet eylesin. Keşan çok değerli bir insanı ve çok değerli bir doktoru kaybetti. Ve ne mutlu ki yaptığı şeyler o kadar doğru olmuş ki çok gönülden katılan bir sürü dostu, arkadaşı vardı. Allah hepimize böyle bir yaşam nasip etsin. Tabii o ortamı gördüğünüzde hep aklımıza böyle bir dostumuzu, arkadaşımızı, akrabamızı defnettiğimizde hayatın ne kadar kısa olduğu geliyor. İşte bahsettiğim ruh hali o. Ama tekrar hatırlatmak isterim kendime ve sizlere ve özellikle yönetenlere ki bir gün o musalla taşına herkes konuyor. Yani oturduğun koltuk, paralar, mevkiler filan hiçbir işe yaramıyor. Önemli olan eğer hizmet edebilecek bir makamdaysan o işi doğru yapmak arkandan geliyor. Şimdi geçen gün iki değerli başkanımız ve AK Parti Belediye Başkanımız bir takım açıklamalarda bulundular. Kafalar karışmasın diye birkaç şey ben de onlarla ilgili söylemek isterim. Şimdi birincisi bu değerli basın ilgiyle izliyorlar ve hakikaten işlerini güzel yapıyorlar. Tebrik ediyorum haddim olmayarak. Ama bu çok konuşmak istemediğimiz bu kutsal Ramazan ayında zamanı geldiğinde konuşmak üzere notumuzu alırken gündeme geldiği için ben de bir değinmek istiyorum. Şimdi bu mahalle iftarlarından bahsediliyor. Gürcan Başkan dedi ki yani onlar da katılsınlar. Davet ediyoruz diye. Ben bugüne kadar ilçe başkanı olarak herhangi bir davet almadım. Böyle bir mecburiyetleri de yok. Ama herhangi bir davet almadım. Davet aldığım her iftara herhangi bir sıkıntım yoksa, herhangi bir sorunum yoksa katılıyorum. Ama tabii orada daha ince bir çizgi var. Birkaç muhtar arkadaşımla konuştum. İftar yaptıkları mahallelerin muhtarlarını da davet etmiyorlar. Ama AKP'li yöneticiler, AKP gençlik kolları, AKP üyeleri, hatta bir kısmı üstünde logolu kıyafetlerle beraber o iftarlarda hizmet ediyorlar ve ortada görülüyorlar. Şimdi o açıklamada da belediye başkanı söyledi. Bunlar belediyenin yaptığı iftarlar. Belediyenin yaptığı iftarlar Keşan Belediyesi hepimizin belediyesi. Hepimize hizmet etmesi gereken ve kaynağını bizden alan bir belediye. Dolayısıyla eğer mensubu olduğu siyasi partiye bir çıkar, belediye imkanlarıyla bir avantaj ya da dini duyguları kullanarak bir farklılık kazandırıyorsa bu ahlaki olarak da, kanuni olarak da, insani olarak da bir sıkıntıdır. Yani açıklamalarıyla ilgili bir şeyler söylemek istemiyorum daha fazla. Çünkü altının doldurulması
Mümkün değil bunun. Yeni mi yapılıyor? Hayır. Mahallelerdeki yardım dağıtımlarında da aynı şeyleri yapıyorlar mahalle sorumlularına. Ama belediyenin imkanlarıyla yapılan şeyler bunlar. Dolayısıyla bunun takdirini Keşan kamuoyuna bırakıyorum. Biz kendi adımıza notumuzu aldık. Ama dediğim gibi herhangi bir davet ne bizim için ne muhtarlar için yok. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Ama dini insanların İslami duygularının siyasete alet edilme biçimi ve bu yöntem nereden bakarsanız bakın hiç şık durmuyor. Gene belediye başkanı polis günüyle ilgili bir eleştiride bulundu ve de çok ilginç bir şekilde polis gününü camiye bağladı. Şimdi onu nasıl bağladı onu bilmiyorum. Polis günüyle ilgili durum şöyle. Hani bunu izah etmek durumunda değiliz aslında. Çünkü tarafların hepsi biliyor. Pazar günü çelenk töreni vardı. Biz cuma günü yönetim kurulu üyelerimiz, belediye meclis üyelerimiz, hatta İyi Partili meclis üyesi arkadaşlarımızın da katılımıyla emniyet müdürümüzü ziyaret ettik ve polis haftası ile ilgili kutlamamızı yaptık. Tabii belediye başkanı insanların en nazik ve en acılı gününde cenazelerinde bile tabutlarının başında fotoğraf çektirmeye ve bu işin reklamına alışkın olduğu için biz bununla ilgili bir fotoğraf paylaşmayınca herhalde sormadı da bizim bununla ilgili kutlamamızı yaptığımızı bilmiyor ya da biliyor işine gelmiyor. Pazar günkü çelenk töreninde partimizi beğendik belediye başkanımız Muhammed Örnek temsil etti. Arkadaşlarımızdan da orada olanlar vardı. O sabah emniyet müdürümüzle telefonla konuştum. Şehir dışındaydım ve törene yetişemeyeceğimi söyledim. Dolayısıyla taraflar arasında bir sıkıntı yok. Yani 2,5 yıl oldu neredeyse ilçe başkanlığım dönemimde. İşte gitmediğim, gidemediğim bir iki törenden biridir de Mustafa Başkan'a ne oluyor? Sana ne? Eğer polislerle, polis arkadaşlarla, polis dostlarımızla ilgili bu kadar hassassa bu yalnız fotoğraf çektirmekle, reklam yapmakla olmuyor. Mesela Emniyet Müdürlüğümüze belediyeden meclis kararıyla aldığımız araçlar var. EDS'den kaynaklanan belediyenin altı gelirleriyle ilgili. Bununla ilgili bir aralarında bir anlaşmaları da var. İlk üç araba çıktığında, meclisten olaylandığında ki o dönem detaya girmeden anlatayım bir takım görüşmelerimiz de olmuştu. Sayın Belediye Başkanı hiç böyle bir şey yapmak istememişti. O dönem özellikle Emniyet Müdürlüğü'nün takip yapabilecek araçlarında bile sıkıntı vardı. Ama belediye başkanına kalmış olsaydı o araçlara bile almayacaktı. Şimdi sen polisleri ve emniyetteki arkadaşları çok mu seviyorsun fotoğraf paylaşmak dışında? Meclisten geçti 3 araç alındı. Geçen mecliste de 2 araç daha alındı. Dolayısıyla yani çok basit, ne bileyim çocukça bu tür yaklaşımlar cevap vermekten bile sıkıntı duyuyorum. Şimdi orada daha ilginç olan şey polis gününe gitmeyenler camiye gitmez dedi. Hiçbir alaka yok arada. Yani buna da bir şey söyleyeyim mi söylemeyeyim mi bilmiyorum ama ben bugüne kadar dini inanışlarımızla ilgili özellikle kendim için konuşayım hiçbir şey paylaşmadım. Çünkü din, inanmışlık Allah'la kul arasındaki bir hadisedir. Dolayısıyla herkes kendi hesabını verir. Ve İslam dininin, bu kutsal dinin aslında namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve zekat bittiğine inanmıyorum. Bu Kur'an'ın Arapçasını, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını birkaç kere hatmettim. Sonra Elmalı'nın tefsirini de okudum. Ama özellikle Yaşar Nuri'nin tüm kitaplarını okudum. Orada İslam diniyle ilgili benim gördüğüm en önemli şey insan ilişkileriyle alakalı. Mesela en çok geçen ayetlerden bir tanesi hayra ve barışa yönelik işler yapındır. Yalan söylemeyindir. İftira atmayındır. Yetimin hakkını yemeyindir. Eğer bir makamda oturuyorsanız bunu tarafsızca adil şekilde yönetin, kullanındır. İslam dininin önemli olan yerleri burasıdır. Ortaokul sona kadar Yeni Mescit Mahallesi'nde yaşayan arkadaşlarım bilir. Müezzinlik yaptığım da çok olmuştur o camide çünkü babam hacıydı. Bunları anlatmaktan zul duyuyorum çünkü bunlar Allah'la benim aramdaki şeyler ama o belediye başkanının camiye ve dine duyduğu ilgi
camide sabah kahvaltı verip çarşaf çarşaf fotoğraf paylaşmakla alakalı ya da kandil gecesinde camide canlı yayın yapıp eline mikrofon alıp konuşmakla alakalı. Yani eğer İslam dinini, inanmışlığımızı sadece camiye indirip tartışacaksak ben bunu çok ileri boyutlu tartışırım. Ben bir siyasi partinin ilçe başkanıyım. O da Keşan'ın belediye başkanı. Ama partisinin yaptığı gibi dini kullanarak, din üzerinden birilerine yüklenerek devam etmek istiyorsa ayaklarına dolanır ya da ben en kısa zamanda dolarım. Dolayısıyla kendi işini yapmaya devam etsin. Gene huzurevi ile ilgili bir açıklaması vardı. Bizim parti olarak Keşan'a gelecek yatırımlara engellediğimizi söylemişti. İpsalaya ve Uzun Köprü'ye huzurevinin yapıldığından bahsetmişti. Şimdi değerli Keşanlar, Keşan'daki huzurevi projesi ticari bir yatırımdır. Bir yatırımcı Keşan'da bir huzurevi yapıp ticari olarak işletmek istedi. Ve belediyenin çok değerli bir mülkünü satın almak istedi. Dolayısıyla belediyeye ait bir yeri satmamız gerekiyordu. Alacak adam ticaretle ilgili. Yani bu işten para kazanacak. Dolayısıyla alabileceği bir sürü yer var. Gidip alabilirdi. Diyor ki Uzun Köprü'ye ve İpsala'ya kaçırdınız. Dün ben Özden Başkan'la konuştum. Uzun Köprü Belediye Başkanı'yla. Uzun Köprü Belediyesi'nde böyle bir durum yok. Yani belediyenin huzurevine yer verdiği falan yok. Huzurevi yeri de istenmemiş. Oradaki huzurevi bir okulun okul niteliğinden döndürülerek huzurevine çevrilmesine dayalı bir şey. Henüz yapılmış bir şey yok ama tamamen ticari bir şey. Bir okulu okul niteliğinden çıkarıp huzurevi yapmak ve bunu ticari olarak kullanmak bunu yapan arkadaşın ya da oradaki arkadaşların derdi. Ama Uzun Köprü'de böyle bir yer talebi ya da belediyenin huzurevi için bir yer sattığı yok. Sonra Abdullah Başkan'ı aradım. İpsalı'yı. İpsalı'da henüz bir gelişme yok. Yalnız Abdullah Başkan'ın söylediği şey şu. Gene belediye ile ilgili bir yer talebi ya da bir yer satışı yok. Orada bir arkadaşım bir iki apartı varmış. Gene bu aynı burada yer almak isteyen arkadaşımız orada oraları kullanarak ticari olarak işleteceği bir huzurevi yapmaya çalışıyormuş. Şimdi belediye başkanının söyleyiş tarzı sanki Keşan'a huzurevi gelecekti de biz izin vermedik Keşan'a huzurevi gelmiyor gibi. Ama o gözlerinde dolar işareti olan Sayın Belediye Başkanımız, AK Partili Belediye Başkanımız aslında burada amaçladığı tek şey var. Belediyeye ait bir yerin satışı. Ve orada biz mecliste gerekçelerini de koymuştuk. Eğer Keşan'a bir huzurevine ihtiyaç var ve bu huzurevini Keşan Belediyesi olarak yapalım. Belediyenin imkanlarıyla, isterseniz devletin imkanlarını da getirin ve bunun işletmesini de belediye yapsın diye. Ama belediye başkanımız tamamen işte yap, işlet, devret, sat modunda olduğu için hiç böyle bir işe kalkışmamıştı. Huzurevi'nin durumu da bu. Taş ocakları ile ilgili, şimdi başkan diyor ki herhalde sonradan bir açıklama yapmış. Eğer diyor bayrama kadar orada devam ederse faaliyet ben oraya geleceğim. Ben de soruyorum şimdiye kadar neredeydin? Defalarca gittik, defalarca yapıldı. Bir insanda samimiyet olması lazım. Şimdi bir kez Keşan Belediye Başkanı olarak o taş ocağının çalışmasını engellemek çok kolaydı. 2 Mart 2022'de Çevre İl Müdürlüğü'nden bir yazı geliyor. 188 sayfalık bir chat raporu var. Müdürlük soruyor, diyor ki bu taş ocağının burada çalışmasının bir mahsuru var mıdır, yok mudur? Sayın Belediye Başkanı bu 188 sayfayı eğer bir günde okuyabildiyse helal olsun. Okumuyor. Okuyabilecek kimse yok. Belediye meclisine sorulmuyor. Müdürleriyle görüşmüyor. Keşan halkına sorulmuyor ve belediye başkanı 2 Mart'ta gelen yazıya aynı gün cevap veriyor. Diyor ki mahsuru yoktur. Ondan sonra ben bu taş ocağını istemiyorum. Yok efendim işte bayrama kadar kalkmazsa ben gideceğim filan gibi. Bunlar hiç samimi değil. Sen o kağıdın altına aynı gün imzayı attığın gün o taş ocağı çalışmaya başladı. Ve yanılmıyorsam 4. ya da 5. geç patlama oluyordu. 160 metre evlere Ali Kal'in önünden geçen, öğrencilerin önünden geçen bir hat. Şehir içinde kaldığı için ruhsatı iptal edilmiş bir yer. Tiyatro oynuyorsun. Eğer sen Keşan'ın belediye başkanı olmuş olsaydın o yazıya en azından çabuk cevap vermeyip oranın çalışmasını geciktirebilirdin. Çünkü yanlış. Ama
biraz dirayetli bir belediye başkanı olsaydın, biraz araştırsaydın orasının niye kapandığını, mahsuru var diye gönderirdin ve bu iş kapanırdı. Yani aslında sıkıntı şurada, bu bir takım devlet memurları, bazı devlet memurları ve belediye başkanı için geçerli. Yani sizler kimsenin maaşlı memurları değilsiniz. Devletin memurlarısınız ya da Keşan halkının seçtiği belediye başkanısınız. Dolayısıyla yaptığın her şeyde Keşan halkının yararını gözetmek zorundasın. Adil, hukuka uygun kararlar vermek zorundasın. Ama sen o Belkop bölgesinde yaşayan herkesi, Keşan'da yaşayanları, o okula giden çocukların hepsini riske ettin. Ve bir gün içinde o imzayı attın. Şimdi bundan sonra öyleydi böyleydi desen de bu iş düzelmez. Gene dün yolda yürürken insanlar çevirip bir şeyler söylüyorlar. Habire bununla ilgili bir şeyler söyleyin diye. Bu bizim meşhur stadımız aşağıda. Onunla ilgili daha önce geniş bir açıklama yapmıştık. Dün gene Hasan abiyle beraber stada gittik. Şöyle bir dolaştık, bayağı bir dolaştık. Alt kulvardan işte dört kulvara düşen bir parkur, giyinme odaları, zeminin berbatlığı, yani neresinden tutarsanız tutun, o UEFA standartlarında stat var ya, amatör lig maçını vermekte bile zorlanırlar. Yani ben orada herhangi bir hakemin maç oynatacağına da inanmıyorum. Çünkü o prefabrik işte şeyler, tribünlerin önündeki tellere ayak basıp atlayabiliyorsunuz. Kapalı salona da şöyle bir gezdik, baktık. Altındaki pilates salonlarının çatıları akıyor. Balkona denk gelen yer. Ama bunu statla ilgili açıklamayı bu kadarla bırakmak istiyorum. Çünkü bununla ilgili daha geniş bir açıklama, hem bir federasyon ve hakem gözüyle bu işin karni yönünü Süleyman arkadaşımızla beraber değerlendireceğiz. Hem de orayla ilgili daha önceki çalışmaları da yan yana koyup bununla ilgili tek bir açıklama yapacağız. Şimdi buradaki sıkıntı 1 milyon hibenin geldiği, işte 4 milyon gibi şeylerin yapıldığı, ihalelerin yapıldığı ama sonuçta bütün paranın çarçur edildiği, berbat, daha doğrusu belediye başkanının o bizim yaptıklarımızla ilgili söylediği ifadeyle ucube bir şey çıkmış. Ama bunu geniş konuşacağız, sonraya bırakalım. Ama buradaki tabii kesilen ağaçlar var. O taşınan ağaçların hepsinin kuruması var. Şöyle bir baktık, ağaçların kesilmesine gerek var mıydı? Yoktu. Ama geniş konuşalım. Sıkıntı Keşan halkının parasının belediye bütçesinin çarçur edilmesi ve sonuçta ortaya hiçbir şey çıkmamasından kaynaklanıyor. Aynı şeyler geçen gün basında da çıktı. Tabii bunların her birinin dosyası ve takibi yapılıyor ama konu gündeme yansıdığı için tekrar ben de söylemek isterim. 7 Ekim 2021'de bir paletli ekskavatör için 1 milyon 500 bin lira borçlanma yetkisi, kredi alma yetkisini meclisimiz verdi. Sonra yine 4 Kasım 2021'de 2 milyon 800 bin lira bir borçlanma kredi yetkisi verildi itfaiye aracı için. 2021 yılında alınan bu meclisten alınan borçlanma yetkisi kullanılmadı. Kullanılamadı ya da beceriksizce davranıldı ve bu iki araç alınamadı. Sonra tabii yıl bittiği için tekrar 2020-22 yılında meclise geldi. Tekrar aynı yetkileri verdik. Ama tabii o gün bu araç kaça alınıyordu? Bugün kaça alınacak? Aradaki geçen zamanda mesela Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden bir emanet itfaiye gelmişti. Hala burada mı gitti mi bilmiyorum. Bu arada bir yangın çıksaydı ne olurdu? Ama tabii en önemlisi o günkü maliyetle bugünkü maliyet arasında dağlar kadar bir fark olacak. Şimdi belediye başkanı diyor ki İller Bankası kimseye kredi vermiyor. Ben biraz Keşan'a özel olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir bilgim yok. Düşüneceğim, şahsi düşüneceğim bu. Ama eğer Keşan Belediyesi ki onlara devrettiğimizde kredibilitesi en yüksek belediyelerden biriydi İller Bankası nezdinde. Eğer bu kredileri alamayacak hale geldiyse vah Keşan'ın haline. Bu da daha önce örneklediğim şeylerde söylediğim gibi Keşan'ın yönetilemediğini ve arada ziyan olan 3 serinin
çok güzel göstergelerinden biri. Gene konu olan bu takas var. Meydan projesi. Şimdi onu da öyle anlatıyorlar ki, biraz Gürcan Başkan anlattı. Sanki Keşan'a gelecek yatırıma, devletin yapacağı yatırıma karşı çıktı. Ben şimdi size ince ince anlatayım onu bir kere. Herkes bilsin, kamuoyu iyice bir bilsin. Takasa konu yer, şu andaki hükümet konağıyla emniyet binasının olduğu yer. Bizim eski belediye binası, hani o başkanın kamu zararı oluşturarak, ihaleyi bozarak ve bir sürü esnafı dışarı çıkararak yıktığı eski belediye binamızın yeriyle takas etmek istiyorlar. Şimdi bu eski emniyet binasının olduğu yerde yaşı ileri olanlar hatırlarlar, bir hükümet konağı vardı. Tarihi bir bina. Bu bina aslında koruma kurulunun envanterine kayıtlı ve yıkılamaz bir bina. Aslında çivi bile çakılmaması gereken bir bina. Ama tarihte yanılmıyorsam 84 yılında bu bina bir şekilde yıkılıyor ve yerine emniyet binası yapılıyor. Yan tarafta da hükümet konağı var. İlk takas gündeme geldiğinde görüşüldü. Benimle de görüşüldü. Meclis üyesi arkadaşlarla defalarca görüştük. Şöyle bir mantık yürüttük. Aslında şartları zorlayarak yürüttüğümüz bir mantık. Şimdi hükümet konağının içinde tapu dairesi var, kadastro var, nüfus var, başka birimler var. Ve dolayısıyla Keşan merkezinde kalması daha iyi gibi duruyor. Yani insanların gitmesini, şehir dışına doğru, işte adliyenin olduğu yere doğru gitmesini engelliyor diye. Ve bununla ilgili ilk düşündüğümüz şey, bu iş olumlu olabilir diye. Sonra bir ekspertiz raporu çıktı belediyeden. İki yerle ilgili. Tabii komisyonlara gidip komisyonlarda görüşülüyor. Her iki yer için 33 milyon lira bedel tespit edildi. Ve iki yer denk gibi göründü. Fakat sonra meclis üyesi arkadaşlarım ellerine sağlık. Çok dikkatli incelediklerinde bu ekspertiz raporunu veren şirkete doğru bilgilerin gitmediğini gördüler. Ve tekrar bir ekspertiz raporu istendi. Bu ekspertiz raporunda bizim vereceğimiz yer 33 milyon, alacağımız yer 16 milyon lira çıktı. Yani arada 17 milyon liralık bir fark var. O şuradan kaynaklanıyor. Eğer hükümet konağıyla ve emniyet binasını yıkarsak, emniyet binasının olduğu yere eski hükümet konağını yapmak zorundayız. Eski hükümet konağını yaptığımızda koruma kurulu devreye giriyor ve emniyeti yerine yaptığımız o eski hükümet konağının yanına hükümet konağını yıkıp yaptığımızda inşaatla ilgili problemler çıkıyor. Yani mesela 3 kattan fazla vermeyebilirler, inşaat yaptırmayabilirler filan diye. Ve dolayısıyla aradaki fark, 10-17 milyonluk fark buradan çıkıyor. Gene de biz işin olabilir yere doğru gitmesi için elimizden geleni yaptık. Komisyon kararında yazıyor. Meclisten de aynı şekilde geçti. Dedik ki bununla ilgili bir denklik oluşması lazım. Çünkü Keşan Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha zengin değil. Yani hazineden ya da herhangi bir yerden bir şey istediğinde belediye bedelini ödüyorsunuz. Eski itfaiyenin olduğu yerde Milli Eğitim binasını çıkaramadık. Yani orasını belediye alalım diye Milli Eğitim Müdür Bakanlığı'nın öne sürdüğü şartlar çok böyle abartılı şartlar. Dolayısıyla belediye herhangi bir kurum kuruluştan herhangi bir şey istediğinde bunun bedelini sonuna kadar istediler. Koskoca bir devlet ve küçücük bir belediye var. Eğer bir hak geçecekse aslında belediyeden yana geçmesi lazım. Ama gene de hükümet konağı burada, emniyet burada kalsın diye komisyondaki, meclisteki arkadaşlarımız bir 3-4 tane yer belirlediler. Yani bu takasta onlar da devreye girerse 3 aşağı 5 yukarı bir denklik oluşuyor diye ve belediye başkanının eline verdiler. Sayın Belediye Başkanımız Vali Bey ile görüştü. Ama buradan olumlu bir sonuç çıkmadı. Sonuçta da bizim Keşan'ı yöneten ve Keşan Belediyesi'nin bütçesinden sorumlu olan arkadaşlarımızla beraber verdiğimiz karar 17 milyon gibi Keşan bütçesi için çok yüksek olan bir rakamın ihmal edilemez bir rakam olduğu ve dolayısıyla takas reddedildi. Şimdi olayın bir de şu yönü var. Buradaki mantık hükümet konağı ve emniyetin Hükümet Konağı ve Emniyet'in
Keşan merkezinden gitmemesiyle ilgiliydi. Eğer bu yeri vermezsek, Keşan Belediyesi'nin bu yeri takasa sokmazsa, emniyetin ya da hükümet konağının Keşan'ın merkezinden gitmesi gerekmiyor. Şu an bulundukları yere tekrar inşaat yapabiliyorlar. Yani dolayısıyla eğer buradan gitmeye karar verirlerse bu tamamen kendi kararlarıdır ve bizi bağlamaz. Depreme dayanıksız diye bir rapor varsa her iki bina hakkında, buralar yıkılarak aynı şekilde buralara yapılabilir. Şimdi bize söyledikleri de işte yok koruma kurulu devreye girmez, onun yerini değiştirin, istediğiniz kadar katılırsınız diye. O zaman siz yapın ve burada kalın. Eğer gitmek istiyorlarsa bunun faturasını da bize kesecek bir halleri yok. Orayla ilgili durum da böyle arkadaşlar. Son şöyle kapatalım. Şimdi bu Keşan Belediyesi'nin yönetimiyle ilgili doğru olmayan ve çok fazla zarar uğratıldığı bir hal var Keşan'ın. Bir projeden bahsetmek istiyorum. Altını doldurmaya çalıştık. Bir yere kadar geldik. Sayın Belediye Başkanı'nın çıkıp bu konuyu doğru bilgilerle saptırmadan anlatabileceğine inanıyorum ben. SOGEP'le yapılan bir proje var. Meclisi izlerken özellikle basındaki arkadaşlar biliyordur. Bu yıl boyu üretim ile okula giden mutlu çocuklar projesi diye bir proje. Meclisten geçti, yetki verildi. Bu proje 18 ay süreli. Bütçesi 2.259.194 lira. Yani 2.250.000 lira diyelim. Ve bunun 1.700.000 lirası Avrupa Birliği fonlarından destek geliyor. Yani biz 800 bin lira bir para koyduğumuzda 1.700.000 liralık bir destekle, yani bu para hibe, bu proje yapılıyor. Bu proje neydi? Önce Silli'de planlandı bu proje. Sonra İzzetiye'ye alındı. Projede 20 tane sera var. Soğuk hava depoları var. Soğuk oda var. Şok odası var. Paketleme ve üretim alanı var. Dolum ve paketleme birimi var. İzzetiye'de okulun onarımı var. Süresi 18 ay olan bu projede gene bir belediye üyesi arkadaşımdan rica ettim. Yani belediyeden bakalım ne oluyor, ne bitiyor, yanlış bir şey söylemeyelim diye. Projeyle ilgili iki tane arkadaş vardı belediyede. Bir tanesi bir başka belediyeye gitmiş. Gene bu projeyle ilgili olan bir arkadaşı da AŞEV'in başına vermiştir. Şimdi yeni gelen bir arkadaş var bununla ilgilenen. O da konuyu bir yere kadar biliyor. Bir takım ihalelerin yapıldığından filan bahsetti ama herhangi bir belge yok. Şimdi buradaki kritik nokta şu. Bu proje 4 Nisan 2022'de bitti. Eğer bir takım ihalelerin yapıldığını söylemişler ama İzzetiye'de ne yapılan bir sera var, İzzetiye'de ne okulun onarımı yapıldı, ne soğuk hava deposu yapıldı, ne de yazdığım diğer tesisler yapıldı. Eğer bir süre uzatımı alınmadıysa, ihalelerin bitmediğini de söylediler zaten. Yani bildiğimiz kadarıyla bir okulun onarımı ile ilgili ihale bitmiş ama yani okulda bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Soğuk hava deposu ile ilgili iki tane ihale yapılmış, olmamış. Üçüncüsünü yapmaya çalışıyorlarmış. Ama 4 Nisan 2022'de biten bir proje ile ilgili nasıl devam edecekler? Eğer bu projeyi hazırlayıp da ıskaladıysak Keşan'a gelecek 1 milyon 700 bin lira hibeyi kaçırmış olduk. Şöylece bağlayalım o zaman konuyu. Bu verdiğim örneklerden itibaren. Sayın AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Elvacıoğlu yaklaşık 3 yıldır geldiğinden beri daha önce de söylediğim şekilde Keşan'a bir tane çivi bile çakmamıştır. Aksine esnafın zararına olacak şekilde ortada hiçbir proje yokken yaklaşık 2 sene önce eski itfaiye binasını yıkıp bırakmış. Sonra hızını alamamış, eski köy garajını yıkıp bıraktı. Sonra hızını alamadı, eski belediyenin olduğu yeri de yıktı bıraktı. Onlarca, belki yüzlerce esnaf sokakta kaldı. Ve o bölgelerin yaşaması nedeniyle etrafında yaşayan esnaf da zarara uğradı. Üstüne yetmedi, yollar kaldırımlar dediler. Muammer Aksoy Caddesi'nin hali meydanda. Muhtar Ali Çevikeli bir dünya Türkiye rekoru, dünya rekoru bilmiyorum. 1,5 ayda 2 kere yaptık. Müteahhite zeminle ilgili para ödendi mi? Arkasından asfaltın parası ne oldu onları bilmiyoruz.
Bir başka yolu Rasim Ergen Caddesi'ni daralttık. Ortada elle tutulur, yapılmış hiçbir şey yok. Yıkmak dışında hiçbir şey yok. Dolayısıyla Keşan'ın 3 yılı ziyan olmuştur. Nasıl ki ülkemizin yılları da ziyan olduysa. Böyle bir kader yaşıyor Keşan. Ama hep söylediğimiz şeyi söylüyoruz. Çok kısa bir zaman kaldı. Çok yakında hem ülkenin yönetimiyle ilgili hem Keşan'ın yönetimiyle ilgili önemli değişiklikler olacağına inanıyoruz. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Hak, hukuk ve adalet çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bugün ben çözüm önerileri anlatmak istiyordum size. Muhtemelen bir sonrasında oradan başlayacağız. Mecburen bir cevap vermek zorunda kaldık. Zamanınızı aldım. Kusura bakmayın. Ama bunları anlatmak zorundaydım. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Bir soru sorabilir miyim? Tabii, buyurun. Şimdi Keşan Belediye Başkanı Sayın Mustafa Yolcuoğlu, Millet İttifakı'nın belediye meclisinde çoğunlukta bulunmasına rağmen bir tane projeleri yok şeklinde sözleri oluyor zaman zaman. Millet İttifakı olarak Keşan'da meclise herhangi bir proje sundunuz mu? Sunduysanız akıbeti ne oldu? Bir de bu söylemin paralelinde takas talebini reddettiğiniz eski belediye binası hastasına herhangi bir projeniz var mı? Olası bir belediye yönetimi değişikliğinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçerse Keşan Belediyesi eski arsayı ne şekilde değerlendirecek diye bir hazırlığınız ya da proje çalışmalarınız var mı? Şimdi belediyenin işlerliği de devletin işlerliği gibi. Yani meclis, belediye meclisi Ankara'daki Büyük Millet Meclisi gibi. Tabii şu parlamenter sistem olmadığı için çalışmıyor şu anda. Bir takım kararlar alınıyor ve yürütme, uygulama belediye başkanına ve ekibine ait. Şimdi yapılabilecek projelerle ilgili meclis üyesi arkadaşlarım komisyonlarda çalışıyorlar. Ama bu işin finansmanı, yapılacak yerle ilgili durum, ne şekilde yapılacağıyla ilgili elimizde bir bilgi olması lazım ki bizim oraya bir proje üretmemiz lazım. Önerilerimiz oluyor ama yani bunu bir proje halinde getirip de oradan geçirmek çok farklı bir şey Mehmet. Yani çünkü bütçesine nasıl yapılacak, imkanlar yeterli mi, işte kredisi ne alemde, şimdi bunu meclise çalışan arkadaşların bilmesi ve araştırması mümkün değil. Daha çok sosyal yönden giden bir işlerlik var. Aslında olması gereken şey şu. Bir proje üretilecekse belediye başkanının dediği gibi beraber çalışılması gerekiyor. Yani Keşan için yararlı bir şey yapılacaksa konu neyse bunu meclisteki bütün arkadaşların beraber değerlendirmesi lazım. Ama tabii o işte öyle işlemiyor. Mesela yanılmıyorsam dün Keşan'da bir toplantı yapıldı. Bu sahillerle ilgili. Belediye orada, belediye başkanı orada, ticaret odası başkanı orada, ilden müdürümüz orada. Ama belki de Trakya'da tek olan bir birlik var esnaf diye ve direkt bu konuyla ilgili ve davetli değil. Şimdi belediyedeki sistem de öyle çalışıyor. Yani belediye başkanının birlik beraber olalım, üretelim dediği şeyler aslında suya yazılmış yazılar. Yani belediye yöneten bir yapı olduğunda çünkü bütün bütçe, eleman, her şey, her bilgi onların elinde. Bir yerle ilgili yapılacak bir şey, bunlarla ilgili defalarca bir sürü önerimiz oldu. Yani belediyenin önündeki alanın kapatılması ile ilgili, eski itfaiyenin olduğu yerle ilgili, meydanla ilgili, ulaşım ve trafikle ilgili, eski belediyenin yıkılmaması ile ilgili. Birçok önerimiz oldu ama bunların hiçbirini belediye başkanı kabul etmiyor. Şimdi sen bunu çoğunluğun var, Millet İttifakı'da getirip meclisten geçirdiğinde bu olacak gibi bir durum da yok. Şimdi buradaki önemli olan şey konsensüs sağlamak, hep beraber oturup ama tabii sağlıklı düşünüp işte siyasi çıkar elde edeyim diye düşünmeden ya da işte tamamen paranın peşinden koşmadan yapıyorsa bunlarda sonuç çıkabilir. Mesela bir 21 dönüm vardı. İşte satacağım, edeceğim, onu yapacağım, bunu yapacağım diye. Onunla ilgili de projeler sunduk. Ama şimdi proje dediğiniz şeyi oturup çizip böyle resmi halde vermek gibi bir durumumuz yok. Fikir olarak bunlar konuşuluyor. Oranın çözümüyle ilgili de bir sürü şey söyledik. Ama belediye başkanı orayı satmaya çalıştı.
Sonra bizim önerdiğimize yakın bir önergeyle meclise geldiler. Toplu konut projesi gibi, işte Atakentler gibi, Belkoplar gibi. Fakat çok kısa sürede oradan da caydılar. Ama yani işlerliği belediyenin o şekilde. Ha, bundan sonrasıyla ilgili onayladığımız projeleri de gerçekleştiren onlar. Ya tabii öyle de bir durum var. Yani onaylanıp geçen projelerde gerçekleşmiyor. Yani sonraki dönemle ilgili şimdi o dönem yani şu dönem yaptığımız şey şu, onu söyleyeyim. Şu anda mecliste çalışan arkadaşlar ben de bir oranda belediyeciliği çok iyi öğrendik. Çünkü 30 yıldır belediye başkanımız vardı. Bir şekilde öyle gidiyordu. Şimdi kanun, kitap, nizam ne nasıl çalışır, komisyonda nasıl çalışılır, grup çalışması nasıl yapılır çok şey öğrendik. Önümüzdeki dönem için Cumhuriyet Halk Partisi hiç olmadığı kadar hazır belediye yönetmeye. Tabii şimdi doğmamış çocuğa don biçemeyiz. Sonuçta bir seçim yaşanacak, bir belediye başkanı, bir meclisimiz olacak. Onunla ilgili şu garantiyi net verebilirim ki demin söylediğim şey gibi hiç hazır olmadığımız kadar hazırız. Meclisteki arkadaşlar da ilçe örgütümüzde. Ve o gün geldiğinde bunlar kafamıza yazılmış şeyler değil. Her biri bir yerde yazılı ve gelecek arkadaşlara teslim edeceğimiz şeyler çok kolayca işleyecek. Ama daha temelde bir şey koymak lazım orada. Keşanlılar şundan emin olmalılar ki gördüler geçmiş döneme baktığında da. İnsan ayrımı olmayacağını net biliyorum. Yani bir kahveye girdiğinde AKP'liler dışındakiler dışarı çıksın hiç demeyeceğiz. Ya da mahallede yardım dağıtırken sen AKP'lisin, sen MHP'lisin, sen bilmem ne partilisin demeyeceğiz. Biz yönettiğimiz zaman hak, hukuk ve adalet diye arkasında durduğumuz şey neyse bunun altını istediğimiz kadar detaylandırabiliriz. O şekilde yönetilecek. Ama gene en kritik şeylerden biri Cumhuriyet Halk Partisi şu 3 sene, önümüzde 2 sene daha var. Hiç hazır olmadığı kadar belediyeciliği öğrenmiş vaziyette. Bir şey daha vardı Mehmet, eski. Ha, eski belediyenin yerindeki projeyle ilgili. Yani şimdi ben şey hekimlik var ya, kendim yazıyorum, kendim okuyamıyorsun. Şimdi orası aslında meydan projesiyle entegre edilmesi gereken bir yer. Ondan bahsetmedim, girmedim. Kısaca onu da söyleyeyim, sormadım ama. Şimdi bir meydan projesi çizildi, geldi. Onu daha önceki basın açıklamasında söylemiştim. Yani Keşan'a bir meydan projesi yapılıyor ve Keşanlıların buraya ne yapılacağından haberi yok. Şimdi Keşan'ın niye ihtiyacının olduğunu bizim belediyedeki temsilcilerimiz en iyi bilirler. Meclis üyelerimiz, belediye başkanımız. Öncelikle oraya yapılacak şeyin, işte Keşan'ın trafiği açısından, Keşan'daki insanların kullanılabilirliği açısından tartışılması gerekirdi. Bu yapılmadı. Belediye başkanı bir haberim var dedi, bir haberim yok dedi. TOKİ yapıyor. Daha önce de bununla ilgili açıklama yaptık. Yani Allah razı olsun. Yani buraya 100 milyonluk bir yatırım yapacaklarsa başımızla beraber. Yani 10 numara bir hikaye. Ama bir tek Keşan'ı yapıyoruz diye gibi anlatıyorlar. O millet bahçesi denen şeyler Türkiye'nin birçok yerine yapıldı. Keşan'a özel bir durum yok. Ama gene proje diye çıkan, ama ben bir proje görmedim. Görseller var, çizilmiş bir takım şeyler var. İşte kabataslak, hatta ölçeksiz çizilmiş. Son derece gayri ciddi bir takım çalışmalar var. Yani şimdi ben bir ev yaptım, bir proje dosyası vardı, bu kadardı. Bir ev için. Koca bir meydan projesi için bir dosya yok ortada. Görseller ve ölçekleri, ya ölçeklendirmesi yanlış çizimler var. Bir şekilde geldi. Gene ellerine kollarına sağlık meclis üyesi arkadaşlarımızın. Oturdular komisyonda, incelediler. Bu yol kapalı, öbür yol kapalı, öbür taraf bilmem ne, trafik buradan iniyor, oraya gidiyor. 70-80 kişilik bir otopark var, orada bina var, burada bilmem ne yok filan, felaket bir şey. Düzeltilmesi, üstünde oynanması çok zor. Yani pantolonu, belediye başkanı dediği gibi takım elbiseyi dikmişsiniz ya, aynı stattaki gibi. Şimdi ondan sonra bir sürü şeye ihtiyaç var. Şuraya pens atacağız, buraya pens atacağız, bacak uzun onu kısaltacağız, işte yaka kaymış filan gibi bir hadise. Berbat bir meydan projesi. Şimdi burada arkadaşlar elinden geldiği kadar önerilerde bulundular. Ama konu bizimle alakalı değil. Konuyu TOKİ yapacak, proje oradan geliyor ve belediye başkanıyla alakalı. Yardım istediler, arkadaşlar yardım ettiler. O eski belediyenin olduğu yer orayla entegre edilmeli. Yani beraber düşünülmesi lazım. Ama elimizde bir yetki ve yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anda. Yani bu projede olur mu olmaz mı onu da bilmiyorum. Olursa ne olur, o da bir başka şey. Ama orayla ilgili uzun boylu düşünmek lazım. Neye ihtiyacı var, ona karar vermek lazım.
Sayın Başkan, bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi geçtiğimiz cumartesi günü yapılan basın açıklamasında Sayın Belediye Başkanı Mustafa Eylül Hocaoğlu iftar yemeklerinden bahsederek daha önce de ki dönemlerde yapılan iftar yemeklerinde de Cumhuriyet Halk Partililerin orada reklam yaptığını, bu şekilde dağıtımlarda bulunduğunu söyledi. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Yani ben hiç öyle bir şeye rastlamadım. Hiç öyle bir şeye rastlamadım. Ha şimdi şöyle bir şey var. Şimdi belediye başkanı AKP'li. Yani giderken AKP ilçe başkanı ve MHP ilçe başkanı ittifak, yani beraber gitmeleri, oturmaları falan çok doğal. Ama üstüne logolu kıyafetler verip AKP logosuyla AKP gençlik kollarına ya da AKP mahalle sorumlularına bu işi yaptırıyorsanız orada başka bir şey konuşmaya başlıyoruz. Şimdi belediye başkanı çok seviyor. Geriye dönüp de bayrak mayrak bir şeyler söyledi. Altı dolu olmayan, hiçbir şey olmayan sallayıp duruyor. Yaptıysa eğer bizimkiler yanlış yapmıştır. Şimdi orada bir yanlış varsa buradakine doğru deme şansı yok. Ama benim böyle bildiğim bir şey yok. Dediğim gibi yani bu partinin belediyesi elbette, şimdi benim de belediye başkanım CHP'li olsaydı ben de iftara beraber. Burada bir sıkıntı yok. Ama sen ondan sonra işte logolu üstünde tişörtlü şeyler getir, cami çıkışında ilçe yöneticilerin bilmem ne yapsın. Şimdi bu bölüm çok sıkıntılı bölüm. Ben bizim de dönemimizde böyle bir şey hiç görmedim. Hiç görmedim. Gençlik kollarındaydık yıllarca başkanım. Yani böyle bir durum olmadı hiçbir zaman. Başkanımız da zaten böyle bir şey hiçbir zaman bize gençlik kolları döneminde teklif etmediler. İşte dönemi net yaşayan arkadaşım Süleyman Bey'in söyledi. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Elinize kolunuza sağlık. Tekrar hoşça kalın. Saygılarımızla Sayın Keşan Halka.